Şimdi App Bar komponenti keşfetmeye başlayalım. İlk önce buradan import kısmını kopyalayalım. Import App Bar from React Native Material Overcore. Şimdi Visual Studio Code'a geri dönelim buraya. Ve buradan App Bar komponenti import edelim. Bu şekilde. Şimdi burada ilk önce React Native'den View'yu import edelim. Bir container oluşturmak için. Import view from React Native bu şekilde. Şimdi burada return view ve buraya bir style verelim. Tüm boş alanı kaplasın diye flex 1 vereceğim. Sonra background color test etmek için pink verelim. Ve bu şekilde bir container oluşturduk. Şimdilik ben iOS Simulator üzerinden çalışacağım. Şimdi bu konteyner içinde appar'ı oluşturalım bu şekilde. Tabii daha önce dediğim gibi burada bir notch var. Bu notch yani burada bir, hidden kısmı var. Bu kısımda çalışmak için başka bir kütüphane indirmemiz gerekiyor. React Native Safe Area diye. Safe Area View. Safe Area Context. Bunu indirmek için buradan ben ismi kopyalayalım. Ben yarn kullanıyorum çünkü. Ve burada indirelim. Yarn add ve yapıştıralım. Bu şekilde. Şimdi bu Safe Area View'yu kullanmaya başlayabiliriz. Tabii ben use insets diye bir hook kullanmak istiyorum bu kütüphanenin içinden. Import from React Native Safe Area View. Sanırım use safe area insets. Bu hook'u kullanmak istiyorum. Bu hook bize buradaki yani notch'ın high ve width'ini verecek. Onu kullanacağız. Use const insets eşittir use safe area insets. Bu şekilde. Sonra reload yapalım. Tabii bu bir safe area provider da oluşturmamız gerekiyor. Şimdi ben tek bir app.js var bende. Provider'ı oluşturmak için burada const app provider eşittir ve return. Tabii safe area view'dan provider'ı import edelim. Safe area provider ve burada oluşturmamız gerekiyor. Tabii bu safe area provider içinde bizim app kısmı gelecek. Bu şekilde. Sonra burada export default kısmında app değil app provider'ı export edelim. Şimdi çalışmaya başladı. Şimdi şu insets kısmında insets.top yani biz yukarıdan boşluğu getirmek istiyoruz. Onu alarak burada app bar'a vereceğiz. Tabii buraya gelip style padding top yukarıdan boşluk bırakacağız. Insets.top. Bu şekilde artık app bar şu kısmı atlayacak. Tabii bu web üzerinde bir etkisi yok. Çünkü zaten webde zaten bir notch yok. Yani zaten bir şu kısım yok. Sadece iOS ve bazı Android device'lar üzerinde etkisi olacak. Şimdi bu app bar komponente verebileceğimiz prop'ları görmeye başlayalım. İlk önce title diye bir prop var. Tabii bu normal bir title oluşturacak. Ona bir string verebiliriz. Tabii bu title prop'u iOS üzerinde ortada çıkacak, Android üzerinde by default başta olacak yani sağda, solda. Tabii bunu kontrol etmek için center title diye bir başka bir prop var. Normalde bu iOS üzerinde true, Android için false olacak. Tabii bunu true yaparsak hem Android hem iOS hem web üzerinde ortada çıkacak. False yaparsak
her ikisinin üzerinde başta olacak. Tabii web için de aynı şey. Sonra bu app var, komponente variant diye bir prop verebiliriz. Tabii bu variant normal iki değer alabilir. Regular, yani şu anki hali, bir de prominent. Bu şekilde. Tabii material design içinde böyle bir app bar var. Böyle biraz kalın. Bu da büyük bir title göstermek için kullanılır ve daha uzun title'lar varsa onun içinde de kullanabiliriz. Tabii bu iki hal üzerinde geçiş yapabiliriz. Ayrıca bu geçiş animated olacak. Yani bu geçiş yaparken bir animasyon gösterecek komponent. Onu denemek için buraya is prominent bir state oluşturalım. Set is prominent. Eşittir by default. False olsun. Use state. False. Tabii use state'i import edelim. Burada React'ten. Use state'i import edelim. Şimdi buraya gelip prominent vermek yerinde is prominent ise prominent, değilse regular verelim bu şekilde. Sonra aralarında geçiş yapmak için bir button gösterelim. Tabi bu button'ı React Native Material'den import edebiliriz. Böyle bir styled button gösterecek. Title olarak toggle is prominent ve on press set is prominent. Tabi toggle yapmak için burada prev, yani önceki hali alıp tersine döndürelim bu şekilde. Bu şekilde bu button'a tıkladığınızda set is prominent neyse, yani true ise false olacak, false ise true olacak. Bir de style da verelim bu button'a. Margin top 16. Bu şekilde artık bu button'a tıkladığımızda göreceksiniz bu app var bir animasyon yapacak ve prominent ve regular hallerini arasında geçiş yapacak. Ayrıca web için de aynı şey. Bu şekilde. Tabii normalde app bar için bir buttonlar render edebiliriz. Yani app barda mesela menu button olabilir, search ve bu şekilde buttonlar olabilir. Onları render etmek için buraya gelip app bar iki tane probe alıyor. Leading ve trailing. Leading yani title'dan önce ya da app barın başında görünecek button'ları render etmek için. Trailing bu tarafta, yani sonunda render edilecek button'ları göstermek için kullanacağız. Tabii bu leading ve trailing, çünkü R to L, yani sağdan sola olan diller tam tersi olacak. Yani leading bu tarafta, trailing bu tarafta olacak. Hemen onları deneyelim. Leading diye bir probe var. Bu leading içinde button'ları gösterebiliriz. Tabii button'ları normalde burada icon button göstereceğiz. Tabii burada herhangi bir şey gösterebilirsiniz siz. Yalnız normalde burada icon button gösteriliyor. Onun için React Native Material Core'dan icon button diye bir komponent import edeceğiz. Bu icon button'ı alıp burada göstereceğiz bu şekilde. Artık burada bir button var. Tabii görebileceğiniz gibi burada 5 title artık bir boşluk bırakıyor. Tabii bu icon button'a bir icon göstersin diye vector icons komponent kullanacağız. Buradan add expo over vector icons. Burada material vector icon'ları kullanalım. Material community. Ve buraya icon button'a bir icon verelim. Buradan bu şekilde material community. Tabii icon'un adı menu olsun.
şu menu button'ı göstermek için. Tabii buna buradan getirdiğimiz prop'ları boşaltmak istiyorum. Yani bu şekilde boşaltalım. Burada bir typo var. Onu düzeltelim bu şekilde. Bu şekilde. Sonra buraya size 24 ve color eşittir props nokta color. Bu şekilde bir button göstermiş oluyoruz. Tabii burada bu yani icon button'a bir on press verebiliriz. Buraya on press bir fonksiyon olacak ve burada bir şimdilik bir alert gösterelim. Bu şekilde artık burayı tıkladığımızda bu şekilde bir menu touch diye bir alert gösterecek. Tabii burayı toggle is prominent yaptığımızda title aşağı inecek, icon button aynı yerde kalmaya devam edecek bu şekilde. Web içinde de aynı bu şekilde. Şimdi trailing yani sondan bir iconlar gösterelim. Tabii birden fazla icon da gösterebilirsiniz. Yani buraya trailing tek bir icon göndermek yerine burada biz tek bir icon gönderdik. Burada bir array gönderebiliriz ve içinde birden fazla icon da gösterebiliriz. Buradan icon button'ı kopyalayıp buraya yapıştıralım birkaç tane. Tabii burada trailing'ten props diye bir fonksiyon gelecek bu şekilde. Burada birden fazla icon da gösterdik bu şekilde. Tabii burada iconları değiştirebiliriz. Buraya gelip dots vertical bu şekilde. Burada magnify bu şekilde search icon olacak. Prominent için iconlar yukarıda, sadece title aşağı inecek ve büyüyecek. Ayrıca prominent halinde burada bir image gösterebiliriz. Tabii ben burada pink color'ı kaldırayım. Unuttum. Burada bir image gösterebiliriz. Yani bir fotoğraf gösterebiliriz prominent halinde. Onu göstermek için buraya gelip yani appara, burada appar komponente image diye bir komponent, bir prop vereceğiz. Tabii burada normal image React Native'den getirebiliriz. Image komponenti kullanabiliriz bu şekilde. Buraya gelip image bu şekilde döndürebiliriz. Tabii buradan source bir image göstermek için ben buradan internetten bir image getireyim. Tabii burada example'da buradan şu image'i kullanalım. Aynısı. Kopyalayalım.
ve burada URI kısmında yapıştıralım. Tabii bir de şu image, yani şu komponente bir style vermemiz gerekiyor, style. Ve burada position absolute, tüm buradaki tüm alanı kaplasın istiyorum. Onun için burada absolute top 0, right 0, left ve bottom 0. Bu şekilde artık burada bir image olacak. Tabii burada toggle is prominent yaptığımızda şu image gidecek ve yine color kısmına dönecek. Tabii color derken bu apparent rengini değiştirebiliriz. Buraya gelip color, tabii burada herhangi bir color verebiliriz. Pink. Şu şekilde tabii görebileceğiniz gibi burada title ve icon'ların rengini de değişecek. Normalde bu hesaplanan bir şey, yani burada açık bir renk verdiğimizde mesela beyaz, üzerindeki her şey siyah olacak. Burada siyah verdiğimizde her şey beyaz olacak. Tabii bunu özelleştirebiliriz, yani burada white verdiğimizde burada her şey, yani buradaki içindeki content, her şey derken içindeki content, mesela kırmızı yapmak istiyorsak burayı tint color eşittir red bu şekilde verebiliriz. Tabii bu burada herhangi bir renk verebilirsiniz. Ayrıca burada custom, yani temanın renklerini de kullanabilirsiniz. Yani burada normalde primary rengi gösteriyor bu şekilde. Tabii burada secondary de verebilirsiniz. Tabii bunlar normal renkler değil. Bunlar temanın renkleri. Daha sonra bunları nasıl özelleştirebiliriz ona da bakacağız. Yalnız şimdilik burada renklerin ismini kullanabilirsiniz. Yani mesela error da diye bir renk var. Bu renk de temadan geliyor. Bu renklerin isimlerini de verebilirsiniz. Bu şekilde. Bakalım. Burada daha. Tabii burada title var, variant var, regular ve prominent. Position var. Daha sonra bu apparent bottom'da nasıl gösterebileceğimizi ona da göreceğiz. Tabii color, tint color, bunları anlattık. Center, title, image, leading ve trailing. Tabii tek kalan position. Yalnız position görmeden önce burada prominent halindeki apparent'lar için burada bir fab button gösterebiliriz. Tabii bu react materyalde bilinen bir şey. Onu göstermek istiyorum ben buradan. Bir fab göstermek istiyorum bir örnek olarak. Tabii React Native Material Core'dan fab diye bir component import edeceğim. Bu fab normal bir fab button. Onu göstermek için burada apart komponentin içinde bunu bu şekilde self collapsed olmasın, bu şekilde kapatalım. Burada fab button'ı bu şekilde render edebiliriz. Tabi default olarak burada bu şekilde görünecek. Tabi ona ilk önce bir icon verelim. Yine material icon community kullanalım. Icon'un adı plus, normal bir artı işareti göstermek için. Ve burada prop'ları bu şekilde boşaltalım. Tabii bu prop'lar içinde sadece icon'un rengi var. Ki bu fab button rengini değiştirmek istiyorsak burada renklerle uğraşmayalım. By default inherit, yani bu renkten içindeki content'in rengini belirleyecek. Tabii şimdi bu button'ı burada gösterelim. Onun için burada bu fab button'a bir style verelim. Position absolute bottom -28 olacak. Tabii bu button 48 by 48, evet. Onun için 24 yetiyor bu şekilde. Burada tam ortada gösterilecek. Tabii bir de bottom, bir de right 16 verebiliriz. Bu şekilde burada gösterilecek. Tabii bu button'a
Biraz aşağıya indirelim. Bu şekilde bir button gösterilecek burada. Tabii bunu biz collapse yaptığımızda, yani normal app bar prominent değil de regular halinde ise bu button'ı kaldırmamız gerekiyor. Onu kaldırmak için bu fab button visible diye bir prop alır. Tabii daha sonra fab button'ın aldığı tüm proplara bakacağız. Sadece şimdilik visible. Tabii bir check vereceğiz. Biz burada is prominent diye bir state var. Ona göre is prominent ise visible olacak. Regular ise kaldırılacak. Şimdi toggle yaptığımızda bu şekilde button gidecek. Burada Android için de aynı. Ve web içinde de çalışacak. Bu şekilde. Şimdi tek bir prop kaldı. O da position. Tabii materyalde bazen app bar yukarıda değil de aşağıda gösterebiliriz. Onun için app bar position button verebiliriz. Tabii button verdiğimizde artık title'a gerek yok. Çünkü burada app bar buttons kısmında bu şekilde bir app bar gösterebiliriz. Tabii bu app bar'a benzeyen bir şey yapalım. Sonra bu videoyu kapatalım. İlk önce burada padding top yerinde padding bottom yapacağız. Padding bottom insets nokta bottom. Tabii bunun aynısı, artık yalnız yukarıda göstermeyeceğiz, aşağıda göstereceğiz. Bu inset, yani bu boşluğu bırakmak için padding bottom kullanacağız. Tabii yine use safe area insets kısmından insets nokta bottom'u getireceğiz. Bir de buna bir style vermemiz gerekiyor. Şu app bar'a bir style vereceğiz. Onu aşağıda göstermek için position absolute bottom 0 left ve right 0 yapacağız. Bu şekilde bu app bar aşağıda gösterilecek. Tabii app bar aşağıdayken prominent hiç kullanmıyoruz. Onun için variant kısmını kaldıralım ve her zaman regular göstereceğiz. Tabii buradan boşluk bakılmadı. Ona bir bakalım. Buradan color kısmını kaldıralım. Ve position eşittir. Normalde top oluyor. Biz bottom yapacağız bu şekilde. Tabii biz şu style, iki tane style verdik. Onun için ilk style uygulanmıyor. Tabii bunu yanlışlıkla yaptık. Bunu kaldıralım. Ve padding kısmını buna verelim. Padding inset bottom. Bu şekilde artık app bar aşağıda gösterilecek. Tabii yine burada bir fab gösterebiliriz. Daha önce bir fab gösterdiğimiz gibi. Yalnız bu sefer aşağıda göstereceğiz. Burada zaten bir fab var. Sadece visible kısmını kaldıralım. Ve bottom yerinde top yapalım. Bu şekilde yukarıda gösterilecek ve bunu ortalamak için, yani ortada göstermek için align self center yapalım. Ve buradan right kısmını kaldıralım. Bu şekilde button ortada gösterilecek. Tabii bu button'ın rengini değiştirebiliriz. Buradaki example'ı uygulamak için black yapalım. Yine burada icon'ın rengi şu an siyah. Yalnız buraya gelip color, yani button'a gelip color black verdiğimizde artık icon'un rengi beyaz olacak. Bu şekilde app bar component'in içindeki prop'ları ve nasıl customize, yani
özelleştirebildiğimizi baktık. Şu an ikinci komponente geçiş yapabiliriz. Burada ikinci komponent avatar. Bunun üzerinde çalışmaya başlayalım. Yalnız ilk önce buradaki yazdığımız her şeyi silelim. Yine bir example başlatalım. Tabii her şeyi silmek yerinde sadece bunu boş bunu silebiliriz. Bu kısmı. Şu button'ı da silebiliriz. Burada oluşturduğumuz bu stack'leri silebiliriz bu şekilde. Şimdi avatar üzerinde çalışmaya başlayabiliriz.